Windows 11 ile birlikte gelen ve arka planda sessiz sedasız çalışan onlarca uygulama var. Bu uygulamaların bazılarını başlat menüsünden ya da uygulamalardan kolayca kaldırmak mümkün. Ancak bu yöntem her uygulamada işe yaramıyor. Özellikle eski sistemlerde işinize yaramayacak uygulamaları kaldırmak sisteminizi gereksiz yükten kurtaracaktır. Sistemde performans, hız ve oyunlarda FPS kaybı yaşamamak için bu videoda anlattıklarımı sırasıyla uygulamanız yeterli. Windows 11 ile birlikte gelen ve kaldırmamıza izin verilmeyen uygulamaları nasıl kaldıracağınızı bu videoda anlatıyorum. Kaldırma işlemini yapmak için bazı komutlar kullanacağız. Bunları PowerShell aracılığıyla girmemiz gerekiyor. Arama bölümüne PowerShell yazarak karşımıza çıkan ekranın sağ tarafında yönetici olarak çalıştır seçeneğine tıklıyoruz. PowerShell açıldıktan sonra bilgisayarınızda yüklü olan ve Windows ile birlikte gelen uygulamaların tamamını bir komut yardımıyla görüntüleyeceğiz. Sanırım ben belgelere koymuştum. Evet, işte burada. Burada hazırlamış olduğum kodun hepsini kopyalayıp PowerShell'e yapıştırıyor ve Enter'a basıyoruz. Bu kodu videonun açıklamalar bölümüne de bırakacağım. Oradan alıp aynı şekilde siz de uygulayabilirsiniz. Daha iyi görünebilmesi için şöyle biraz daha ayarlayayım. Evet, sanırım tamam. Karşımıza gelen ekranın ilk sütununda uygulamaların isimlerini, ikinci sütunda ise tam paket isimlerini görüyoruz. Bu ekranda işimize yaramayan uygulamaları belirleyip birazdan anlatacağım yöntemle bunları kaldırabileceğiz. Şimdi masa üstüne bir not defteri oluşturup sırası ile uygulamaları seçerek bu not defterine seçtiğimiz uygulamaların isimlerini yapıştıracağız. Üst kısımdakiler önemli. Silmeniz gereken dosyaların başında Xbox var. Eğer bir Xbox hesabınız yok ve buradan oyun oynamıyorsanız mutlaka kaldırın. Çünkü Xbox sistemi acayip yoruyor. Burada ismi olduğu gibi kopyalayıp açmış olduğumuz not defterine yapıştıralım. Burada kodu kopyalarken klavyeden CTRL tuşuna basılı tutarken C tuşuna basın. Yapıştırırken de CTRL'ye basılı tutarak V tuşuna basın. Xbox'ın diğer dosyalarını da aynı şekilde, yani ne varsa onları da tek tek bulup listemize ekleyelim. Daha sonra kaldıracağız. Önce hepsini not alalım. Mesela People, kişiler uygulaması. Günümüzde artık her şeyi telefonla hallettiğimiz için gereksiz bir uygulama. Bunu da kaldırabiliriz. Başka alt tarafta yine Xbox Game dosyası var. Bunu da alalım. Xbox yazan her şeyi atlamadan bulup kaldıralım. Burada başka sizin kullanmayacağınız Windows 11'in 22H2 güncellemesi ile gelen Clipshot Video Edit uygulaması var. Videolarla işiniz yoksa bunu da kaldırın. Yine Windows'ta telefon uygulaması. Kullanan var mı ya da gerek var mı bilemiyorum. Ya da sistemdeki alarm uygulaması. Veya kamera. Belki laptop kullanıcılarının işine yarayabilir. Office, ayrıca Microsoft Edge tarayıcısı. Chrome kullanıyorsanız buna gerek duymayabilirsiniz. Yine hesap makinesi, lazım değilse bunu da kaldırın. Microsoft Zoom Video ve Zoom Müzik. Bunlar bir medya yönetim yazılımıdır. Kütüphane ile medya oynatıcısı arasındaki bir uygulama. Gereksiz, bunu da alalım. Not defteri. Kullanmıyorsanız bunu da silebilirsiniz. Ya da bugüne kadar hiç kullanmadıysanız OneDrive'ı da kaldırabilirsiniz. Bu bulut tabanlı bir depolama alanı sunuyor size. İşinize yaramazsa onu da kaldırın. Kısaca artık burada tercih size kalmış. Hangisini kullanmıyorsanız onları bu şekilde belirleyin. Mesela ben kamera uygulamasını kullanıyorum. Alarmlar da bazen işime yarıyor. Excel ve Word'de de çalışmalar yapıyorum. Microsoft Edge'lere net'e giriyorum. Onda hesabım var. Hesap makinesiyle de arada işim oluyor. Hesap kitap işleri diyelim buna. Bu nedenle ben işime yaramayanları kaldırmayacağım. Bunları listeden siliyorum. Bir de burada Clipshot uygulamasını kaldırmayacağım. Onunla biraz işimiz olacak. Merak edenler için bir videoda ona gelecek. Varsayalım şimdi bunları belirledik. Daha detaylı araştırarak işinize yaramayanları siz de böyle belirleyebilirsiniz. Şimdi Exit diyerek PowerShell'den çıkalım. Şimdi belirlediğimiz bu uygulamaları kaldıracağız. Yine aramaya PowerShell yazarak yönetici olarak çalıştıralım. Bunun için de yine bir kod kullanacağız. Hazırladığım bu kodu kopyalayıp not defterine yapıştıralım. Kaldıracağımız uygulamanın ismini kopyalayıp işaretli olan yere gelecek şekilde yapıştırın.
Sonra bu kodun tamamını kopyalayarak PowerShell'e yapıştırıyor ve Enter'a basıyoruz. Hepsi bu kadar. Aynı şekilde Xbox'ın diğer bileşenlerini de ve not defterinde hazırladığımız tüm uygulamalar için de aynı yöntemi kullanarak geri döndürülemez bir şekilde hepsini sistemden kaldırmış oluyoruz. Aklınıza şu soru gelebilir. Bunlardan herhangi birini ya da yanlışlıkla sildiğimiz bir uygulamayı nasıl geri döndürebiliriz? Cevap Microsoft Store'dan. Burada dikkat etmeniz gereken sistem için gerekli olan dosyaları silmemek. Bazı durumlarda PowerShell hata verebilir. Sorun değil. Onu daha sonra yeniden deneyin. Uygulama o anda çalışıyorsa kalkmayabilir. Ya da ismi kopyalarken yanlış kopyalamış, yazım hatası da yapmış olabilirsiniz. Kopyalarken kısa yol tuşlarını kullanın. Klavyeden CTRL yani kontrol tuşuna basılı tutup C tuşuna basınca kopyalar. Yapıştırırken de kontrol tuşuna basılı tutarken V tuşuna basınca kopyaladığınız yapışır. Bu kısa yolları bilmeyen yoktur herhalde. Kaldırma işlemi bittikten sonra Exit deyip programdan çıkalım. Yapmış olduğumuz bu değişiklikleri kontrol etmek için sistemden uygulamalara girip kalkmayan var mı yok mu kontrol edebiliriz. Mesela az önce hata veren Xbox Game Bar. Hala burada duruyor ve bu şekilde kaldırılamıyor. Bunu nasıl kaldıracağız şimdi sizlere onu göstereyim. Yine aramaya PowerShell yazıp yönetici olarak açalım. Programın tam adını görmek için az önce gösterdiğim gibi yine bu kodu kullanacağız. Buradaki uygulamalar içerisinde Xbox yazan bir ifade arıyorum. Evet, işte burada. Xbox Gaming Overlay. Xbox oyun yerleşimi. İsmi kopyalayıp aynı şekilde kodun içerisine yerleştirip çıkalım. PowerShell'i tekrar yönetici olarak açıp kopyaladığımız bu kodu yapıştırıp Enter diyoruz. Böylelikle uygulama sistemden tamamen kalkmış oluyor. Exit deyip PowerShell'den çıkıp hemen uygulamalardan kontrol edelim. Artık Xbox yok. Şu ana kadar gösterdiğim uygulamanın tam adı ile kaldırma yöntemiydi. Ben tek hesap üzerinden bunları nasıl kaldıracağınızı gösterdim. Bilgisayarda birçok kullanıcı varsa tüm kullanıcılar için ise bu kodu gösterdiğim şekilde uygulayarak kullanacaksınız. Böylelikle uygulama her hesaptan kaldırılacak. Tek bir kişi için yapacaksanız bu yöntemi kullanmalısınız. Aynı koda sadece bu ifadeleri girerek. Diğer kullanıcılarda o uygulama hala aktif olarak kalır. Orada silinmez. Bu bölümlere çok değinmiyorum yoksa video bayağı uzayacak. Sadece kısaca yer vermek istedim. İster oturum açmış olduğunuz kendi hesabınızdan ister herkesten bu şekilde gereksiz uygulamaları kaldırmak mümkün. Tüm bu kodları videonun açıklamalar bölümüne bırakacağım. Bu arada unutmadan sadece oyunlar için artık bir Twitch kanalı kurduk. Twitch hesabı olanları kanalımıza davet ediyoruz.
Orada canlı yayınlarla hem sohbet edecek hem de birçok oyunu birlikte deneyeceğiz. Oyun tutkunlarının da bu kanalımızı takip almasını bekliyoruz. İstedim ki YouTube'da bilgilendirici videolara devam edelim. Twitch'te ise sadece oyun videoları olsun. Yani bunu ikiye ayırmış olduk. Bu videomuzda Windows 11 ile birlikte gelen ve arka planda çalışan, işimize yaramayan uygulamaları kaldırmayı, sistemde performans, hız ve oyunlarda FPS kaybı yaşamamak için, sisteminizi gereksiz yükten kurtarmak için yapmanız gerekenleri anlattım. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.